Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Burada gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, yine bir kıyamet senaryosu var önümüzde. Bu sefer Nobel ödüllü bir ekonomisten geldi bu. Diğer taraftan Merkez Bankası menkul kıymetler tesis oranını güncelledi. 10 yıllık tahvil getirisinde sert düşüşler var. Ve daha bunun gibi konuşacağımız pek çok konu var. Ekonomist Murat Sururu Özbülbül de karşımızda. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Gene kıyamet senaryosu. Evet, bu sefer Nobel ödüllü Douglas Diamond'dan geldi bu ekonomisten. Küresel finans piyasalarında olası bir krizin yasal düzenlemelere tabi olmayan gölge bankalar ve şirketlerden gelebileceği uyarısında bulundu. Biraz anlatır mısınız bize bu gölge bankalar dedikleri nedir? Nasıl bir senaryodan bahsediyor? Ya bunu aslında mesela Çin'de patlayan o emlak krizinde görüyoruz. Bazı firmalar, aslında bu Türkiye'de de çok yaygındır. Bazı firmalar banka olmadıkları, bankalara dair düzenlemelere tabi tutulmadıkları halde bankacılık benzeri işlemler yapıyor. İşte hedge fonlar, factoring şirketleri, bu büyük inşaat yatırım ortaklıkları vesaire. Bunlar bu seferki krizin tetikleyicisi olabilir diyor Diamond. Niye? Çünkü bunlar bankalar gibi denetim ve düzenlemeye, işte sermaye yeterlilik oranına falan sahip değiller. 2008 krizinden sonra bankalar çok ciddi disiplin altına alındı. İşte stres testleri yapıldı. Bankaların sermaye yeterlilik oranları, işte borçlarını karşılayabilme, kredi problemlerini halledebilme güçleri falan hep disiplin edildi. Türkiye'de de bu 2001 krizinden sonra yapılmıştı. Dolayısıyla bankacılık sistemi göreceli olarak sağlam, ama tabii her sağlamlık gelecek kıyametin veya depremin şiddetiyle doğru orantılıdır. Eğer siz beklenenden daha büyük bir darbe alırsanız her bankacılık sistemi çökebilir. Ama işte beklenen, nasıl depreme göre bina yapılıyorsa, işte beklenen krize göre de bankaların finansal yapılarının sağlıklı olması arzulanıyor. Ama bu diğer firmalar, mesela Çin'de gördük, işte finansman krizi yüzünden milyonlarca teslim edilemeyen ev var. İnsanlar şirketlere borçlarını ödemiyorlar. Şirketler evlerini bitiremiyorlar. Şimdi Çin hükümeti bu işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor ve bu Çin ekonomisine bir resesyona sokuyor, yavaşlatıyor. Yani orada bir konut balonu oluşmuş. İşte herkes uzun vadeli taksitlerle alırım, pahalı satarım falan filan diye işe girmiş. Ama şu anda iş kilitlenmiş vaziyette. Ne üretilebiliyor, ne alınabiliyor, ne satılabiliyor. Benzer şey factoring firmalarında var. Onlarda bir böyle disiplin yok. Hedge fonlar var. Var. Şimdi dolayısıyla da bu seferki krizin yumuşak karnının burası olduğunu söylüyor. Dünyada çok yüksek bir borçluluk var. Ebru. Neden bilmiyorum ama sistemi yönetenler gelirleri arttırmak yerine borçları arttırmayı tercih etti. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de bakıyoruz, gelirlerimiz artmamış. Yani nominal olarak artmış ama ülke büyümesi ve enflasyona göre artmamış. Ben biliyorsun bunu hep altın üzerinden değerlendiririm. 2002 öncesinde bir asgari ücret 12 gram altın alabiliyormuş. Bugün işte taş patlasın 5,5 gram alıyor. 6,5 gram buharlaşmış. Gelir azalmış ama borç çoğalmış. Yani 2002'de hane halkının, şirketlerin ve kamunun borcu bugünkünün çok 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 altındaydı. Dolayısıyla bunun bir noktada bir ödeme krizine dönüşmesi muhakkak. Enflasyon buna bir çaredir. Çünkü enflasyon borcun nominal değeri aynı kalsa bile değerini düşürerek, gerçek değerini düşünerek borçluları borçlarından kurtarır. Belki de Türkiye'de iktidar bu yüzden aşırı yüksek bir enflasyon olsun diye uğraşıyor ki işte bu KGF'ler, kredi garanti fonu destekleri falan verilen o krediler ödenebilsin, şirketler iflas etmesin. Durum bundan ibaret. Yani bu sefer kıyamet senaryosu şeye dayanıyor, bu gölge bankacılığa dayanıyor. Peki 10 yıllık tahvillere de geleceğiz ama dün 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi sunumu yapıldı. Yankıları bugün de devam ediyor. 2003 yılında işte hem bütçe açığı hem bütçenin büyüklüğü anlatıldı. O rakamları nasıl buldunuz diyeyim, ondan sonra 10 yıllık tahvillere geçelim. Şimdi aslında 2021 bütçesiyle 2022 bütçesini karşılaştırdığımızda nominal değişim,
sayısal değişim bize gerçek enflasyonu gösteriyor. Hı hı. Devlet gelirlerine %110'a varan bir artış bekliyor. Giderleri biraz daha fazla artıyor. Bu da Türkiye'deki gerçek enflasyondur. Yani devletin harcamalarında veya gelirlerinde bir değişim olması için hani ülkenin büyümesi falan diyorlar. O %3-4. Onu düştüğün zaman geri kalanı enflasyondan kaynaklanan bir şişmedir. Bu bütçe şeyi bize aslında TÜİK enflasyonunun çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bir seçim bütçesi tabii sıkı maliye ve para politikaları uygulanamaz şurada seçimlere 9-10 ay kalmış. Uygulanacak şey böyle ultra gevşek para politikaları büyümeyi önceleyecekler. Muhtemelen yılbaşında emekliye, asgari ücrete, memura ciddi bir zam yapacaklar. Büyük olasılıkla EYT'de hiç değilse milletin gazını alacak bir çözüm bulmaya çalışacaklar. Ona para harcayacaklar, buraya para harcayacaklar ve netice itibariyle ultra gevşek bir bütçe olacak. Bütçe açığında burada tutturamayacaklar. Bak onu söyleyebilirim. Ve muhtemelen Haziran ayı gelmeden... Yani senin olduğu gibi. Tabii. Haziran ayı gelmeden de bir ek bütçe yapmak zorunda kalacaklar. Bunu da söyleyebilirim. Hele hele eğer şu önümüzde kalan 2-2,5 ayda yani son çeyrekte geçen seneye benzer bir kur atağı olursa veya işte Ocak ayında geçen seneye benzer bir kur atağı olursa bu KKM yüzünden ortaya çıkacak bedel bütçeyi daha doğmadan öldürecektir. Hı hı. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani diyelim ki kur 2-3 lira yukarı atarsa dünya kadar 100-200 milyar bütçeye yük binecek. Bütçe dengelerini hepten sarsacaktır. Ben şeyi yani bu tip bütçelerin denk olmayan bütçelerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani hani orada bir takım hikayeler okuyorlar. Efendim işte gayri safi milli hasıla göre açık yüzde şu yüzde bu falan. Yani açık açıklık kardeşim açığın sürdürülebilir bir tarafı yoktur. Evet. Yani sen bütçe açığını para basarak karşılarsan da işte o enflasyon olur. Evet. Peki Merkez Bankası'nın menkul kıymet tesis oranını güncelledi. %3'ten %5'e çıkardı. Bu güncellemenin ardından da 10 yıllık tahvil getirisinde 161 baz puanlık bir düşüş kaydedildi. Gerçekten sert bir düşüş olduğu söyleniyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ayrıca baktığımızda Türk hisse ve tahvilinden çıkacak yabancı da kalmamış gibi görünüyor. O rakamlar da oldukça yüksek. Yabancının tahvildeki payı %0.83'e, hisse senedi piyasasındaki payı da %31.67 ile en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor son 2 yıllık rakamlara baktığımızda. Şimdi Ebru, bu işte devletin borç senetleri, bunlar da Türk lirasında böyle %10-11.98. Kim bu faizlerle devlete borç verir? Banka kendi parasıyla gider alır mı? İşte devlet bunları mecbur tutuyor. Bir çeşit sermaye kontrolü. İşte şunu yaparsan şu kadar tutacaksın, bunu yaparsan bu kadar tutacaksın. Dövizden uzaklaşıp Türk lirasına metazori geçirmeye çalışıyor. Bugün bak ben sabah her gün yaptığım gibi bankadaki döviz hareketlerine baktım. Beni şey çok ilgilendirmiyor. Belki seviyesi çok önemli değil ama makas çok. Yani bankadan döviz almaya kalktığın zaman 25 kuruş kadar bir makas var alım satım. Evet, onun satışı arasında. Yani şu anda hani Bloomberg'de falan tabelaya baktığımızda dolar 18.58-59'da dolaşıyor ama piyasaya çıkıp döviz almaya kalktığınızda alabileceğiniz rakam 18.70'in üzerinde. Yok yani. Döviz yok. Evet, Tahtakale piyasası özellikle oldu. Sadece o değil, bankada da yani herkes girsin mobilinden baksın. Farklı bankalarda şu anda bu saat itibariyle dolar almak istedikleri zaman kaça alabiliyorlar? Euro almak istedikleri zaman kaça alabiliyorlar? Gram altın almak istedikleri zaman kaça alabiliyorlar? Aşağıya yazsınlar görelim. Yani hangi banka aynı şey. Ben garantiden baktım. Şu saat itibariyle aşağı yukarı 18.73'ten satıyor doları. Yani sen eğer bir ithalatçıysan gidip bankadan döviz alıyorsan 18.73'ten alabiliyorsun. Ama bankalar arası piyasada ne yapıyorlarsa, nasıl yapıyorlarsa tabelaya baktığın zaman
18.58, 18.59. Hayır. Satmaya kalktığın zaman da o fiyattan satamıyorlar. Adam alırken de banka 18.45'ten alıyor. Evet, oldukça düşük. Aradaki makas gerçekten çok yüksek. Yani döviz almadı diyor, satmadı diyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman size. Hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın bakalım karşımıza ekonomik olarak neler çıkacak. Biz onları konuşmak için yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.